Mescidi Haram'dan Bura bin Dirlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giderken sağ tarafından bir ses işitti. Ey Muhammed, buraya bakar mısınız? Çok tatlı bir ses değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? O zaman insanın bir bakası gelir böyle. Resulullah Efendimiz bakmadı. Biraz daha gittiler, sol taraftan bir ses. Ey Muhammed, bakar mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itibar buyurmadılar. Devam ettiler. Giyinmiş, kuşanmış, efendim saçlarını taramış, kokularını sürünmüş. Bir kadın, güzel mi güzel, kibar mı kibar? Dedi ki, ey Muhammed, bakar mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç itibar etmedi. Devam ettiler. İlel mescidil Aksa. Mescid-i Aksa'ya gelindi. Mescid-i Aksa'ya gelindiğinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Dedi ki, ey Cebrail, neydi o? O sesler neydi? Dedi ki, ya Resulallah, sağ taraftan gelen ses Yahudileri temsil ediyordu. Yahudilerin temsilcisiydi. Şayet siz o sese kulak verecek olsaydınız ümmetiniz Yahudileşecekti. Siz itibar etmediniz, ümmetiniz bu beladan halas oldu. Elhamdülillah. Sol taraftan gelen ses Hristiyanları temsil eden bir sesti. Siz ona itibar etseydiniz ümmetin Hristiyan olacaktı ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamd etti. Sonra önünüzde yolunuzu kesen kadın ise o kadın dünyaydı. Şayet o kadına itibar edecek, onu dinleyecek olsaydınız ümmetinizin tamamı dünyacı olacaktı. Onun için elhamdülillah bu ümmetin bir kısmı dünyacı değil. Öyle mi? Çoğu dünyacı olsa da bazısı üçte biri filan dünyacı değil. Rabbim bizi dünyacı olmaktan muhafaza eylesin. Dünya sadece yemek, içmek, efendim ibadete kuvvet olsun diye yiyip içmek ve mesul olduğumuz çoluk çocuğumuza bakmak için lazım bize. Gerisi daha ahirete. Ahireti kazanmak için dünya bize lazım. Tamam mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed.